Sayın seyirciler, Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Yerel Seçim 2019 programıyla siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız. Evet, Mart yerel seçimlerine doğru hızlı bir şekilde ilerlerken partiler de tabii ki adaylarını açıklıyor ve adaylar da projelerini açıklamaya bu noktada devam etmekteler. Bugün de değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte Bağımsız Türkiye Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Sayın Fuat Özbay bizlerle birlikte. Kendisini tanıyacağız, projelerini konuşacağız bugün. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Bülent Bey. Evet, çok teşekkürler, hoş geldiniz. Projeleriniz çok önemli. Yani programdan önce konuştuk. Gerçekten de çok etkileyici projeleriniz var. Bunları konuşacağız, sizi tanıyacağız ama bunun öncesinde geçtiğimiz günler içerisinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'a gerçekleştirilen o vehim saldırıyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? İlk önce buradan başlayalım, sonra da projelerinize geçeceğiz. Tabii bu menfur saldırı, milletimizin de tasvip etmediği olay, halkımız tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyor. Gelecek kaygısını oluşturan bir durum, evet. Bir süreç bu. Çünkü neden? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş 60'ın üzerinde kitap yazmış, rüşdünü ispatlamış, gerçekten Türkiye'mizin yetiştirdiği ender değerlerden bir tanesinin devletin polisi tarafından tanınılmaması, bilinmemesi gibi bir olayın söz konusu olmadığını 10 yaşında çocuk dahi biliyor. Evet. Peki burada yapılmak istenilen neydi? Sakaryalı hemşerilerinden birçok telefon, mesaj, birebir mülakat şeklinde açıklama yapmak zorunda kaldık. Hatta ben Deniz'de onlara şunu dedim. Bizim bile izah edemediğimiz bir durum. Evet. Çünkü aslında bu olayın gerçekleşme sürecine baktığımız zaman aslında bu sadece 2 gün önce gerçekleşen bir olay olmadığı aşikar. Evet. Yine çevremizdeki insanların takip ettiği bir olay var. 2 sene önce genel başkanımızın evine fili bir saldırı oldu, bıçaklama olayı oldu. Halkımız bunu biliyor. Ve yine genel başkanımızın bir tespit davası, yani ticari bir davanın bir anda ceza davasına dönüştürülmesini ve burada sanki Profesör Doktor Haydar Baş'ın suçlu konu alacaklıyken, evet, suçlu konuma nasıl düşürüldüğünü endişeyle halkımız takip ediyor. Endişede sebep şu ki bu Profesör Doktor Haydar Baş herhangi bir vatandaş değil. Evet. Rusya Duma'sında, meclisinde yapmış olduğu devrim, yani Rus'a ne mutlu Türk'üm diyene diye dedirten bir liderden bahsediyoruz. Başkasının cübbesini, hırkasını, gömleğini giymeden kendi kimliğiyle Türk'ün, Türk milletini temsil etmiş bir insandan bahsediyoruz. Bu halkımızı üzdü ve üzülerek takip ediyorlar işin aslını. Umarım hukukun olmadığı yerde düzen olmaz. Hukuk, adalet bir an önce ülkemizde tecelli eder diye temennide bulunarak halkımızın da endişe etmemesini buradan tavsiye ediyorum. Çünkü hakikatin er geç ortaya çıkma gibi bir özelliği var. Evet. İnşallah her zamanki gibi Profesör Doktor Haydar Baş'ın 40 bin 50 bin sayfalık dava dosyalarından FETÖ zamanında nasıl aklandıysa, hakkının mücadelesini sonuna kadar nasıl yaptıysa aynı şekilde yapacağına emin olsunlar, biz de bu şekilde mücadelemizi devam ettireceğimizi söylüyorum. Peki, çok teşekkürler. O zaman ilk önce sizi tanıyalım, ardından da projelerinizi hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Fuat Özbay, doğma büyüme Sakaryalı. Evet. Sakarya'nın özbeöz evladı. Sonradan oraya gelen bir insan değilim, babalarımdan, dedelerimden. Sakarya'nın bütün ilçelerini bilen, gezen bir bireyim. 1977 doğumluyum. İlkokulu Esselik Öğretim Okulu'nda, ortaokulu Ali Dilmen Lisesi'nde, liseyi Arifi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde, otomotiv bölümüne gittim yüksekokul olarak. Ayrıca işletme bölümü Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gittim. En sonunda adalet hukuk bölümü. Onu bitirdim. Ya yani okuma aşkı devam etti. Aşkı olan. Hatta genelde millete de şunu söylüyorum. Arkadaşlar, Profesör Doktor Haydar Baş'ı benim sizden genelde benimle yeni tanışan insan, tek farkımız ben Profesör Doktor Haydar Baş'ı okudum. Evet. Araştırdım. Ben eminim ki yani bu okuma alışkanlığı, araştırma alışkanlığı, ben buradan bütün seyircilere bunu tavsiye ediyorum. Muhakkak ki Profesör Doktor Haydar Baş'ı eserleriyle takip etsinler. Ne dediğini dinlesinler. Kulaktan dolma işlere girmesinler. Çünkü bugünümüzü kötü geçmesinin, daha da kötüye gitmesinin tek sebebi, kurtuluşun tek kapısı olan Profesör Doktor Haydar Baş'ı hocamızı tanımamaktan kaynaklanıyor. Gerçekten de öyle. Ve ayrıca ben, babam işçi emeklisi, biz 5 erkek kardeşiz. Ben ortancayım. 5 erkek kardeş olması ve babamın da genç yaşta felç geçirip sıkıntıya düşmesi sebebiyle ben ortaokul yılları itibariyle çalışmaya da başladım. Evet, kartpostal tezgahımız vardı. Orada çalıştım, hem okudum.
Lise yıllarında Öner Halısağ denilen yerde çalıştığım, avukatın yanında telefonlara bakan bir sekreter hüviyetinde çalıştığım, Overlookçu'da çalıştım, inşaatlarda çalıştım. Bu şaka gibi geliyor ama en son 95 yılında Anadolu Öğretmenliği'ni bitirdiğim yılda da albayını silahçılık yaptım. Benim silah tamir ruhsatım da var ayrıyeten. Bunlara da merakım var ayrıyeten. En son da özel bir şirkette 2003 yılından beri 16 yıl oldu. Orada geçimimi sağlıyorum. Peki, çok güzel. Evet, Sakarya ile ilgili çok güzel çalışmalarınız ve projeleriniz var. Bunlardan ilkiyle başlayalım isterseniz. Altyapı çalışmaları biliyorsunuz aslında belediyecilerin en önemli noktalarından bir tanesi de altyapı. Yani bir altyapıyı oluşturduğunuz zaman şehri şehir yapan en önemli noktalardan bir tanesi. Altyapıyı doğru kurguladığımızda şehir hem nefes alabiliyor, trafik ona göre rahat hareket edebiliyor. İnsanlar da tabii ki bulundukları şehirde memnun bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu noktada Sakarya'nın ihtiyacı olan altyapı çalışmaları için neler söylemek lazım? Bina stokunu nasıl görüyorsunuz? Şöyle Bülent Bey, maalesef ki üzülerekten söyleyeceğim, hani altyapı, üst yapı ikisini bir değerlendirmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, tabii. Altyapı bizde, bizim AK Partisi'nin, belediyecinin övündüğü bir ilçemiz var. Serdivan ilçesi en ufak bir yağmurda su götürüyor. Evet. Altyapı sıfır. Trafik, ulaşım, bizim şehrimizde vagon fabrikası var. Evet. Ve raylı sistem yok şehrimizde. Evet. Oysa ki trafiğin iç içe girmesi, yani rahat bir şekilde yol alabileceğimiz sistemlerin kavşak yapılanmasının akla zarar, ziyan bir şekilde bina edildiğini vatandaşımız zaten yaşıyor, bunu görüyor. Evet. Bu sıkıntıyı bertaraf etmenin yolu ve yöntemlerini ben işte doğma büyüme Sakaryalı olduğum için nasıl olacağını ben çok iyi biliyorum. Bu çok zor işler değil, çok basit işler. Aslında altyapı, üst yapıdan ziyade daha büyük bir sıkıntılarımız var, istihdam konusu. Ona gireceğim ama önce şunu da belirteyim. Üst yapıda da maalesef yine halkımızın bana onay vereceği bir konu var ki biz deprem bölgesiyiz. Evet. Ben 99 depreminde 6 tane yakınımı kaybettim. Teyzemi, eniştemi, yeğenimi ve çocukluk arkadaşım, ortaokul arkadaşım, böyle 3 aileydik, böyle sıkı fıkı görüştüğümüz. Ayhan amcam, Melahat teyzem ve kardeşim gibi sevdiğim Hamza diye, onları da buradan rahmetle anıyorum. Tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Bu üst yapının da sıkıntının ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Rantın son bulması lazım. Evet, İnsan merkezli, artık insan sağlığının, kaliteli yaşamın nasıl bina edileceğiyle ilgili emin olun Sakarya halkının feraseti, basireti biliyor aslında. Evet. Ama bizde maalesef projeye çok oy verilmiyor. Bunu 15 yıldır ben yaşıyorum. Artık milletimizden bu üst yapıyla, altyapıyla ilgili proje üreten insanlara oy vermelerinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bunların nasıl yapılacağını halkımız da biliyor. Ben sadece diyorum ki liyakat esaslı şehirleşmenin önünü açmamız gerekiyor diyorum. Kesinlikle. Çünkü ben şimdi üst yapıyla ilgili projelerimi anlatmaya başlarsam program süresi yetmez. Evet. Ama şunu da seyircilerimiz öğrenmek istiyor. Deprem yönetmeliklerine aslında bu saatten sonra daha fazla uyulması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü İstanbul ve çevresindeki bölgeler hep deprem tehlikesi altında olan yerler. Yani 99'da yaşadığımız acıları artık hiçbir insan yaşamak istemiyor. O yüzden de burada belediyenin dikkati ve yoğun çabası çok önemli. Yani kesinlikle, siteler yükselirken, binalar yükselirken deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılması herkesin, vatandaşın en büyük beklentisi. Bu noktada daha sıkı tedbirler mi uygulayacaksınız deprem yönetmelikleri açısından? Kesinlikle öyle. O zaman ben açayım. Siz istediniz mi? Şimdi milli ekono modeli denilen bir modelimiz var. Evet. Çok kıymetli genel başkanımız Profesör Doktor Haydarbaş'ın müellifi oldu. 900 evet. sayfalık bir eser. Bu eserde dar bölge yaygın kalkınma modeli diye bir kısmı var ki bu belediyecilikte nasıl bir yöntem izlenileceğiyle ilgili detaylı konu başlıkları var. Şimdi mesela bizim esas amacımız şöyle bir laf vardır Bülent Bey. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Evet. Neden? Japonya denilen bir bölge var. Adamlar 8 şiddetinde deprem yaşıyor. Bir bakıyorsun bir kişi ölmüş. Kim diyorsun? Türk camdan atlamış. İşte. Böyle bir konuyu hani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya bizim teknoloji konusunda veyahut da yeterli kabiliyetli insanların olmadığı konusuna ben inanmıyorum. Evet. Şehri yeterli gereklilikle bina ettiğiniz zaman gerekirse yaptırım. Yani burada rantiyenin önünü kestiğimiz zaman ya bizim kararlı duruşumuzla
Benim için önemli olan bina değil, gösteriş değil, insan dediğime inandığı vakit halk bu işi çok rahat bir şekilde aşabileceğimize inanıyor. Kesinlikle, peki. Evet, şimdi günümüzde de ekonomik sıkıntılar çok ciddi bir şekilde kendini göstermekte. Vatandaşımız istihdam, daha doğrusu iş bulmak ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Acaba istihdam noktasında nasıl bir çaba, nasıl bir ortam yaratabiliriz ki Sakarya'mızdaki vatandaşlarımızı güldürebiliriz? Şimdi şöyle, askerliğimden bahsetmek istiyorum, bir anımdan bahsetmek istiyorum. Benim düşünce şeklini şekillendiren önemli olaylardan bir tanesi yaşadım. Asker Kars Kazman'a gittim. Kazman'ı ben çok sevdim. Haluk Levent'in bir parçasında herhangi bir esnaf, bakkal gibi bir şeydi. Kazman'ı ısmarladım, nargile, nargile. Sonra öğrendim ki tabii o çağlarda bir baktım Kazman Mersin bir ilçeymiş. Tabii içim karardı. Memleket hasreti 1000 kilometre uzaklıkta. Kara kara öyle oturuyorken bir tane Diyarbakırlı Hasan Koluman. Ben bunu çok yerde anlatıyorum. Çok saf, temiz bir tertibim vardı. Buradan da selam olsun Diyarbakır'a, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, özellikle Hasan Koluman nezdinden. Bana şöyle dedi, ya baba dedi, sen dedi nerelisin dedim, Sakaryalıyım. Tabii köyden hiç çıkmamış kardeşimiz. Dedim Sakarya dedi İstanbul'a mı bağlı? Ya kardeşim dedim, tabii benim de zoruma gitti bir Sakaryalı olarak. Sakarya dedim, kocaman şehir dedim ya. Bana dedi ki Sakarya'da ne var dedi, merak etti. Tabii ben memleket hasretiyle böyle şiir okur gibi anlatmaya başladım. Dedim ki Sakarya'mızda adı üzerine nehrimiz var. Gürül gürül akar dedim. Sapanca nehrimiz var, Sapanca gölümüz var, özür dilerim. Onun Poyrazlar Gölümüz var, bir sürü göllerimiz var, göletlerimiz var, akarsularımız, derelerimiz, yaylalarımız. Ben böyle anlatıyorum. 4 mevsim görürüz. Yaz meyvesi, yaz sebzesi, kış meyvesi, kış sebzesi. Anlatıyorum. Çocuk, arkadaş ağzı açıp, vallahi dedi baba sen yalan konuşuyorsun dedi. Aynen bu ifade bu. Şimdi dedim dur, oğlum dedim Hasan dedim niye böyle dedin? Ya sizde her şey var ya dedi. Bülent Bey o an benim böyle şimşekler çaktı kafamda. Yani şöyle... Tabii Allah razı olsun hocamdan. Yani ben mesela kaynak var mı? Ya şu anda muhterem genel başkanım avazı çıktığı kadar bağırıyor. Evet. Dikkat çekmeye çalışıyor. Yani bu yaşım şu yaşım demiyor. İl il geziyor. Yani insanları ayıktırmaya çalışıyor. Ayıktırmaya çalıştığı konu şu. Biz cennet vatanda yaşıyoruz. Özellikle Sakarya'dan bahsetmem gerekirse istihdam. Yeminle söylesem başım ağrımaz diye bir tabir var. Evet. Yeminle söylesem başım ağrımaz. Sakarya'daki kaynaklarla biz değil Sakarya'yı tüm Türkiye'yi abad ederiz. Mesela ben insanlara şu şehrimizin %70'ini ortama ilgilendiren fındık konusuna değinmek istiyorum müsaadenizle. Mesela hani bu temel espriyi verdiğim zaman ben hemşehrilerimin konunun nereye varacağını, ne kadar kaynak çeşitliliğiyle nelerin yapılabileceğini anlayacağını ümit ediyorum. Evet. Mesela biz fındığı 10 liraya 15 liraya satmaya çalışıyor. 15 liraya sattığı zaman çiftçi bayram ediyor. Evet. Oh diyor yaşasın para kazan. Ya kardeşim bu bir kaynak. Sen bu kaynağı İtalya'ya, Almanya'ya satıyorsun. Adam bunu işliyor. Sana geri satıyor. Aynen sana satıyor sen misliyle. Mesela bir tane bir çikolata kutusunda 70 gram 80 gram fındık var. Sen alıyorsun 25 lira 20 lira atıyorum mesela fiyatını. Ya sen 70 sen 10 lira 15 lira fındık satıyorsun. Adam sana onun onda birini, yüzde birini neredeyse bazı yerde konularıyla ilgili sanayileştirip sana satıyor. Ya Bülent Bey şöyle çok basit sistem. Ya ben hani istihdam dedik ya, ekonomi dedik ya. Karasu Kocaeli ilçelerimiz var. Bu ilçeler fındıkta gerçekten rekolte bakımından yüksek oranda olan ilçeler. Ben oraya 500 kişilik, 1000 kişilik çikolata fabrikaları açsam. Evet. Belediyeye yük müdür bu? Değil. Kazanç. Kazanç. Şöyle ki kazanç, ben toprağa para vermeyeceğim, kamu arazisi, vergi vermeyeceğim, kendi kendime para mı vereyim? Bunu işletme derdim yok. Ve burada çikolata fabrikası açsam, fındık yağı fabrikası açsam, kavrulmuş fındık yani kuru yemiş imalathanesi açsam. Yani o ürünü çeşitlendirirseniz. Çeşitlendirip tabii kim bunu nasıl kullanabilirse yani sinekten yağ çıkarsam tabiri caizse fındık değil yalnız. Evet. Bizim Sakarya'da ben şimdi saymaya kalksam 50 tane ürün sayacağım. Evet. Aynı mantaliteyle, aynı kafa yapısıyla bizim zenginliklerimizi hemşerilerim düşünsün. Ne demek istediğim çok iyi anlayacak. Acaba biz zengin mi oluruz yoksa sürünmeye bu şekilde devam mı ederiz? Kendileri karar. Devamında ben bu 10 lira 15 liraya satmaya çalışan fındık kabuğundan MDF mobilya imalathanesi açsam buraya işçi kardeşlerim evlatlarımızı dostlarımı yani kimseye aracı koymadan çalıştırsak ve %51 belediyenin olsa %49 da bölge halkının maaş şeklinde dağıtsam ben ne kaybederim bir belediye başkanı olarak? Herkes kazanır. Herkes kazanacak. Güçlü belediye güçlü halk.
Evet. Böyle bir yapılaşmaya geçeceğiz. Ve bununla ilgili ben mesela yine bizim GV Pamukova bölgesine ikinci bir örnek olarak bunu pekiştirmek adına söylüyorum. Geri kalanları vatandaşımız zaten kendisi düşünsün. Ya bu başkan böyle bir şey söylüyor. Mümkün mü acaba da kendileri karar versin. GV'de yetişmeyen meyve yok. Yetişmeyen meyvemiz yok ve kaliteli meyve. Bakıyorsunuz gidiyorsunuz marketlere falan marka filan marka. E baba hani bizim nerede? Niye biz bunları üretmiyoruz? Niye diyeyim? 500 kişilik bir meyve suyu imalathanesi açsam oraya. İyi mi olur? Kötü mü olur? Tabii yani istihdamı bitirir miyim? Ekonomiyi canlandırır mı? Canlandırmaz mıyım? Kesinlikle. Bu gibi konularla ilgili bizim çalışmalarımız hazır. Fizibilitelerini yaptık. Bununla ilgili şimdi burada saymak da istiyorum müsaadenizle. Tabii. Mesela enerji konusuna girecek miyiz Bülent? Enerji konusuna gireceğiz. Ona da muhakkak. Bu da çok önemli bir konu. Elektrik, su, evet. Doğalgaz konusuyla ilgili halkımızın mağduriyetini yine biz bitirebiliriz. Kesinlikle. Şimdi arkamızda enerji uzmanımız var. Fuat Şengül Bey mesela. Evet. Profesör Doktor Ali Ünal Emiroğlu, Profesör Doktor Ömer Sarıcıoğlu, Profesör Doktor Ömer Ercioğlu. Öyle bir uzman kadro var ki Bağımsız Türkiye Partisi'nde Profesör Doktor Mustafa Er, Profesör Doktor Ata Selçuk ve biz bunlarla bu projeleri anlatırken paylaşacağız. Zaten Profesör Doktor Haydar Fişi bilmeyen yok. Onu evet, zaten söylemiyorum. Yani, evet. Hocamızın yetiştirdiği muazzam bir kadro var. Ve bunlarla beraber biz bunları çok rahat bir şekilde fizibilite çalışmasını hazırladık ve yapacağımıza halkımız müşteri olsun. Evet. Yani biz bunu yapabilecek dirayetteyiz, güçteyiz. Evet. Yani bunu söyleyeyim. Ki zaten söylediğiniz isimlerden bir tanesi özellikle aklımda Ömer Sarıçoğlu. Kendisi orman profesörü evet. Ve ciddi anlamda çalışmaları var. Evet. Kendisi emekli olduğu halde hala üniversitede ciddi çalışmaları var ve bazı yerlerde konferanslar vermeye devam ediyor. Bölge müdürlüklerinde özellikle de kendi çalışmaları var. Ağaç topluluklarının ve türlerinin devam etmesi açısından da Sakarya'nın zaten ciddi anlamda bir potansiyel doğa. Zaten program öncesinde sizinle konuşmuştuk. Şeyi sormuştum size. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York'taki Central Park'ı sormuştum. Siz de bana Central Park yapay bir park demiştiniz. Ama Sakarya'daki doğal ortam gerçekten de doğal. Yani sonradan yapılmış bir, oluşturulmuş bir ortam değil. Ve bu da ağaç çeşitliliğini ve buradaki bitkisel ortamdan, doğadan faydalanmak için Ömer Sarıçoğlu gibi bir profesöre sahip olmakta büyük bir avantaj bu noktada. Peki gene devam edelim bu istihdam meselesinde. Tarım ve hayvancılık noktasındaki işte meyvelerden bahsettiniz. Acaba bu toplanan meyveler ya da oluşturulabilecek tarımsal girdilerle acaba bir kooperatifleşme süreciyle mi bunları yurt dışına satacağız yoksa İstanbul'a mı satacağız? Nasıl bir düşünce var? Şöyle her yönde gireceğiz. Yani komplike ben bunu yapacağım, bunu yapmayacağım anlamında değil. Evet. Ben hemşerilerinin çıkarına olan her türlü mücadele yapacağım. Bunu söylemek istiyorum. Evet. İstanbul'da satabilirim. Şehir içinde de bunu tüketebilirim. Şöyle benim aklımda bir proje daha var. Onu da müsaade ederseniz dillendireyim konuyla çünkü iç içe. Tabii. Az önce örnek verdim. Fındıkla ilgili 4-5 tane kalemden bahsettim. Ve diğer ürün, şu anda biz markete girdiğiniz zaman Bülent Bey, bu markette görmüş olduğunuz ürünlerin %80'ini Sakarya'da tedarik edebilirsiniz. İmal edebilirsiniz. Evet. %80'ini. Ve daha ucuza. Daha ucuza. Ben mesela şöyle bir projem var. Mesela özellikle ev hanımlarına yönelik bu projem. Belde kart diye bir projem olacak. Evet. Mesela bunda aylık tüketim limiti olacak. Mesela bu 1500 lira olacak. Bu aylık tüketim kartıyla beraber benim kuracağım belde ama her ilçede en aşağı 3-4 tane olmak üzere ihtiyaca göre yapacağım bunu. Çünkü bu marketlerden gidecekler, ihtiyaçlarını tedarik edecekler. Evet. Yani şöyle bir şey, ben inşallah Allah nasip etsin insanımızı. Ben çünkü gerçekten Bülent Bey yani sıkıntı çekerek büyümüş bir Sakaryalıyım. Evet. Yani yokluk ne demektir? Sıkıntı ne demektir? Bunları çok iyi bilen bir Sakaryalıyım. Ve ben Sakarya'mızdaki bu kaynak çeşitliliği, kaynak zenginliğiyle bu halkımızın mağdur ve mahkum bir yaşam sürmesi beni üzüyor. Ve bu Belde Market projesiyle beraber vatandaşımız değil namerde, merde dahi muhtacı olmayacak. Evet, doğru. Şimdi bizim burada istihdam konusu, bu üretmiş olduğumuz ürünleri ben illa yani para kazanmak zorunda mıyım acaba? Yani şu an tabii ki kazanacağız. Evet. Ben peki halk için bir şeyleri yapmayacak mıyım? Evet. Yani bizde maalesef kapitalist sistemde ihracata dayalı denilen bir ekonomi var. Hemen üst bir şey olarak yapayım. Dolar girmezse ekonomimiz batar. Alın dolarınız sizin olsun. Biliyorsunuz Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in 2005 yılında özellikle gür bir sesle milli paralarla ticaret sistemi aslında bir şeyi işaret ediyor. Emek ve üretim seninse kardeşim
o para da senin olması lazım. Türk lirası. Niye? Evet, Türk lirası olması lazım. Ha biz belediyecilik mantığıyla ben dolara mahkum, mecbur değilim. Evet. Halkımız bunu anlasın artık. Bizim şimdi mesela ben projelerimi açıktım. Birisi geldi vatandaşım tabii çalışmaları yaparken. Ya başkanım dedi, bu projeleri anlatıyorsunuz ama dedi ne kadar sürede yapacaksın dedi. Ya dedim dostum bak bizim insanımız tarihini de bilmiyor. Evet. Tarihini de bilmiyor. Araştırsa bizim ne İngiltere'yi, ne Amerika'yı, ne falan, ne filanı bilmemize gerek yok. Evet. Atatürk'ümüzü bilsek yeter. Evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarını, ilk 10 yılını bilsek evet, yeter gerçekten de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında Cumhuriyet'i ilan etti Bülent Bey. Anadolu coğrafyasının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında 13 milyon insan yaşıyor. Evet. 8 milyonu kadın. 5 milyon, ya tabii şehitlerimiz var. 5 milyon erkek, bunların 1 milyon 700 bini sakat. Kolu yok, bacağı yok. Allah razı olsun geçmişlerimizden, ecdadımızdan. Yani İstanbul'un nüfusundan az bir insanlar topluluğu 1926 yılında, rica ediyorum hemşehrilerim beni burada çok dikkatli dinlesin. Sıfır kaynak, imkan yok, taş üstüne taş kalmamış, insan kaynağında yok. 1926 yılında uçak yaptık biz ya. Şu anda bisiklet yapsak dev proje diye ilan edecekler. 1930 yılında ikinci uçak fabrikasını açtık. Ve bunu ihraç ettik bu uçakları. Evet. Sattık. 1933 yılında gaz maskesi yaptık. Almanya'ya sattık. Bu o Almanya çok büyük ülke dedikleri ülkeye biz gaz maskesi sattık. 48 tane fabrikayı 1 lira borç almadan inşa ettik. Evet. Ve enteresandır ki hazin olan da şudur. Profesör Doktor Haydarbaş hocamın şöyle bir lafı var. Ben milli ekonomi modelini bina ederken, yazarken Atatürk'ten esinlendim. Yani evet, bizim projemiz aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün projesiyle özdeş. Evet. Geliştirilmişi de diyebiliriz. Günümüze uyarlanmışı da diyebiliriz. Ki gerçekten bu bunları yapabilme kabiliyetine, haiz insanlarımızın olduğuna ben inanıyorum. Buna yeterli oranda kaynaklarımızın olduğuna ben de inanıyorum. Beni bizleri izleyen, takip eden vatandaşlarımızın da inandığını biliyorum. Evet. Sadece buradaki tek problem Atatürk gibi düşünen, Atatürk gibi hareket eden, bu uğurda mücadele eden Profesör Doktor Haydarbaş ve kadrosunu artık üzmesinler, kendi haklarına sahip çıksınlar, bizlerin yanında dursunlar. Bunların hepsi aslında problem konular bile değil haddi evet, zatında. Kesinlikle. Ama tabii ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda insanlar ve şirketler hayal kuramayacak bir noktada maalesef hayatta kalmaya çabalıyorlar. O yüzden de baktığınızda projelerin hayata geçirilemeyecek olduğu izlenimi verilmeye çalışılıyor ama aslında doğru projelendirilmeyle, doğru yaklaşımlarla bunlar gerçekten de hayata geçirilebilecek önemli ayrıntılar. Gerçekten de bahsettiğiniz çok önemli. Bir ülkenin, daha doğrusu bir bölgenin ve beldenin hayatta kalması için, aslında nefes alabilmesi için, doğru belediyecilik için istihdam noktası çok önemli. Eğer belediyecilik istihdam noktasına eğer yatırım yapıyorsa gerçekten de vatandaşlarımız da o bölgede mutlu olabiliyorlar. Peki devam edelim bir diğer meseleyle. Enerji noktasında devam edelim. Ülkemiz, daha doğrusu Sakarya'mız enerji noktasında da aslında avantajlara sahip. Güzel güneş alan yerlerimizden bir yer. Acaba o beldede, Sakarya'da güneş enerjisi için neler yapılabilir? Ve rüzgarı da soracağım. Sadece güneş enerjisi dersek Sakarya'ya ayıp etmiş oluruz evet, Bülent Bey. Çünkü enerji çeşitliliği bakımından Sakarya kadar donanımlı belki bir ikinci şehir var mıdır Türkiye'de, onu bilmiyorum. Evet. Çünkü neden yapılan araştırmalarımız neticesinde güneş enerjisini şöyle ifade edeyim. Güneş enerjisi öyle enteresan bir enerji ki artık dünyanın gelecekteki en az maliyetli getirisi, kaynağı oluşturma bakımından yüksek değere sahip enerji kaynaklarından bir tanesi. Mesela bununla ilgili gelişmiş ülkelerde tabii ki değerlendirilen birçok konu vardır. Misal örnek vereyim, bu tabii bizim yaptığımız araştırmalar neticesinde öğreniyoruz. Adamlar mesela Almanya'da yolun kenarlarına güneş panelleri döşemişler. Bak bizim mesela şehrimizde kar yağdı, çok az bir kar yağdı. Evet. İnsanlar işlerine gidemedi, okullarına gidemedi. Yani hayatın devamlılığını sürdüremediler az bir kar yağışıyla. Adamlar güneş panellerini döşemişler, yolu o panellerle ısıtıyorlar. Evet. Yani tuzlama yapıp da yolu hasar da vermiyorlar. Evet, doğru. Yani bu ki Almanya dediğimiz yer 11 ay yani ya 10 ay ılık, güneş görmeyen bulutlu bir ortam. Evet. Güneş enerjisini kullanıyor. Sakarya'da biz bunu devreye sokacağız. İkincisi, ben siz sormadan hemen, rüzgar enerjisi denilen bir Kerem Ali Dağımız var. Evet. Samam Dağımız var.
bu bölgede mesela özellikle Hendek'teki hemşehrilerim kabul ederler ki gerçekten yüksek oranda rüzgar alan bölge ve sadece basit bir türbin sistemi, rüzgar gülü sistemi kurularaktan enerji maliyetlerini karşılayabilecek bir noktaya gelebiliriz. Karasu Kocaeli bölgesinde yine popüler bir enerji sistemi var. Dalga enerjisi denilen bir sistem var. Gerçekten bizim dalgamız yani Sakaryalı insanımız gibi birazcık daha aksidir. Evet. Dalgalı yani basıncı yüksek. Yani kurabileceğiniz bir türbin sistemiyle emin olsunlar Karasu Kocaeli'nin enerji ihtiyacını, dalga enerjisini, Hendek Akyazı bölgesinin rüzgar gülü sistemiyle ve oradaki debisi yüksek derelerde kuracağımız yine türbin sistemleriyle enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya geleceğiz. Devamında jeotermal dediğimiz Akyazı Kuzuluk bölgesinde yani doğal kaynak sularımız var. Evet. Sıcacık sular. Evet. Sen bunu ısınmakta kullanabilirsin. Bu çünkü belediyenin yani devletin halkımızın malı aslında. Evet. Bunun gibi bir sürü kaynaklar var. Şunu hemşehrilerimize paylaşmak istiyorum. Yine milli ekonomi dilinin esaslarından bir tanesidir Bülent Bey. Dünyada en büyük baraj Çin'de, ikinci en büyük baraj Türkiye'de, üçüncü en büyük Özbekistan, dördüncü Hindistan, beşinci Türkiye'de, altıncı Türkiye'de. Dikkatinizi çekmek istediğim konu şu, baraj, büyük barajlar ne hikmetse geçmiş dönem yani bu gelişmiş ülkelerde yok. Evet. Yani adamlar çok saf olduğu için olsa gerek diye bunları kurmamışlar. Evet. Ya lokal enerji sistemleri denilen bir olay var. Hem stratejik açıdan Allah göstermesin bir savaş durumu olsa bizim Kevan Barajı'na vursalar ülkenin yarısında enerji yok. Evet doğru. Veyahut da falan filan ülkeler denize toprak atıyor ki orada ben bir tarım yapayım veyahut da toprakta işte istihdam oluşturayım, insanları yerleştireyim, yaşam standartını sağlayayım. Biz topraklarımızı suya gömüyoruz. Evet maalesef. Ya bu sistemi de ben lokalde Sakarya'da bir anlamda Profesör Doktor Haydarmış'ın gölgesi mesabesinde. Evet. Yani halkımıza göstermek istiyorum. Sakarya'nın enerji kaynakları dahi başlı başına bu doğalgaz faturası gelen 500 lira ağlıyor. Daha kötü olacak. Evet. Ya, ne zaman ki bizim dediğimize gelinirse yani kendi enerji kaynaklarınla kaynak çeşitliliğinden lokal bir şekilde istifade ettiğin noktada müreffeh bir yaşam kalitesine ulaşırsın ki bunlar mevcut. Evet kesinlikle ki zaten giderimizin en fazla oluştuğu noktalardan bir tanesi doğalgaz ve elektrik. Ve eğer bunları doğru kullanırsak da bu masraflarımızı azaltacak. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Özür dilerim. Tabii. Çok önemli bir konuyu unuttum çünkü. Sakarya Nehri'mizden bahsedelim. Enerji dedik. Evet, evet. Sakarya Nehri yok. Hidroelektrik santraller bilinen bir şey. Evet. Ya biz bunu neden yapmayız? Neden halkın hizmetine sunmayız? Bu vatandaşımız kabul eder. Şu anda Sakarya boşuna akıyor. Koskoca evet. Nehrimiz. Ya insanlar özellikle gelişmiş ülkelerde böyle bir değer olduğu zaman şehirlerini inşa ederken bunların etrafını inşa ediyorlar. Evet. Bizse sanki bundan yararlanmayalım da aman uzak duralım da böyle bir kafa yapısı olabilir mi Bülent Bey? Kesinlikle muhakkak bunları değerlendirmemiz tabii gerekiyor. Evet, kaynak çeşitliliğinden bahsettik, istihdamdan bahsettik, enerjiden bahsettik. Şimdi biraz da spora değinmek istiyorum. Biliyorsunuz bölgede gençlerimizin, daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde spor gençlerimize büyük nefes aldıran noktalardan bir tanesi. Şimdi altyapı çalışmaları olarak sportif tesisler ne durumda Sakarya'da? Bunun için yenileme çalışmaları olacak mı? Farklı spor dalları için öğrencilerimize hizmet götürebilecek miyiz? Biz de evlat babasıyız nihayetinde. Hele benim bir tane ufaklık var. Evde zapt edemiyoruz. Evet. Hep şunu diyorum ya beni tanıyanlar bilir. Ya bir yüzme kursuna, bir karate, kung fu, boks bir şeylere yollamak istiyorum. Ama ulaşım sıkıntılı. Ya ben çalışan bir insanım, biriyim. Zaman ayırmam gerekiyor. Ya eşim bu işle ilgilenecek. Yani yine mahallelerde bir tesisleşmeye gidilmesini, bunları işte çocukların enerjisini atabileceği, hatta belediyenin öncülüğünde profesyonel hocalarla birlikte gençlerin artık kendi ilgi alanları doğrultusunda spor yapmasını sağlayacağı tesisleşmeler yapacağız. Evet. Benim öncelikle sıkıntıyı ben yaşadığım için evet, çok evet iyi biliyorum. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü gençlerimiz inanılmaz derecede boşlukta. Evet. Enerjisini atmak için yanlış yerlere kanalize oluyor. Bakın Bülent Bey çok enteresan bir noktadan değineceğim. Konuyla özdeşik görüyorum çünkü. Bizim Sakarya'mızda yani iki günde bir cinayet haberleri geliyor. Evet. Gençlik boşlukta, gelecek kaygısı yok. Evlenirim, çoluk çocuğa karışırım, iş sahibi olurum. Bunlar yok. Hobisi yok. En büyük hobisi belinde tabanca takmak noktasına geldiğimiz bir
sıkıntılı süreçten geçiyoruz. İnşallah gençlerimize sportif faaliyetlerde, tesisleşmelerde kendi özlerine dönebilecek, kendi sağlıklarının değerini anlayacağı bir yapıya geçeceğiz. Ondan ziyade müsaade ederseniz Sakaryaspor'a değinmek istiyorum. Tabii ki, spor tabii, dedik tabii çünkü. Ki, tabii ki. Şimdi 1986-87 yılı zannedersem fanatik Sakaryasporluyum o zamanlar. Evet. Küçüklüğümde. Hatta benim teyzemin oğlu komşu illerde yaşıyordu. Fenerbahçe'yle bu gelmişti. Ben onu kızdırdığımı hatırlıyorum Bülent Bey. Diyorum ki Fenerbahçe 5, Galatasaray'a 4, plakamız 54 falan filan böyle slogana kızdırıyordum onu. Tabii o senesi Fenerbahçe 6 tane topçumuzu birden aldı. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en başarılı yılını yaşadı. Sakaryaspor öyle bir dönemden geçiyor ki veyahut da Sakarya'mızda aslında özdeşik bir konu bu. Çok yetenekli gençlerimiz var. Çok gözü kara gençlerimiz var. Mesela bunu taraftar cihetinden, Tatangalar grubundan bahsetmek istiyorum. Şöyle, ya 25 bin taraftar ikinci ligde mümkün mü ya? Ya bu dünyada belki örneği çok azdır yani. Evet. Bu kadar kara sevdalı, yani futbolu düşkün, şehrini seven böyle insanlar topluluğu. Ve bizim Sakaryasporumuzun ikinci ligde olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ben bu tesisleşme olarak görüyorum. Evet. Bizim Sakarya'mızda gözü kara yetenekli gençlerimiz çok fazla. Bu Fenerbahçe'ye giden Oğuzlar, Aykutlar dönemleri. Yani burada doğru zamanda doğru projelerle kendi öz kaynağına, kendi insanına hak ettiği değeri, liyakatı verdiğimiz takdirde Sakaryaspor bazen bana diyorlar ki ya başkan sen işte Sakaryaspor'u ya çok seviyorsun ya da Sakarya gerçekten gözünde çok büyük. Ya Barcelona, Real Madrid gibi mesela bu tip popüler takımlarda muhakkak altyapıdan 2-3 tane oyuncu çıkar Bülent Bey. Evet. Muhakkak çıkar. Bizim Fenerbahçe'mizin, Beşiktaş'ımızın, Trabzon'umuzun, Galatasaray'ımızın en büyük handikapı paralarını çarçur etmeleri. Evet. Altyapıdan topçu çıkartamamaları. Bu kadar basit. Evet, Sakarya'nın özelinde ben programın başında söyleyeyim. Öner Alısağ'da çalıştım diye bir şey okul yıllarında falan. Ya gidin Sakarya inanılmaz yetenekli çocuklar var. Sadece elinden tutacaksın. Yavrum, aslanım sen ne olmak istiyorsun diyecek. Yani futbolcu o konuda eğitimini vereceksin. Evet. Geliştireceksin. Ya bu çok zor işler değil bunlar. Kesinlikle. İnşallah sporda, tesisleşmede, halkımıza hak ettiği değeri verme konusunda da ciddi ciddi çalışmalar yapacağım. Burada huzurlarınızı halkımıza söz veriyorum. Peki, teşekkürler. Şimdi diğer bir konu da var. Gene gençler üzerinden gidelim ama gençlerin eğitimsel faaliyetleri noktasında. Biliyorsunuz eğitimde meslek liseleri çok önemli. Meslek liselerinin yeterli destek ve önemi Türkiye'mizde çok fazla bilinmiyor. Ancak bazı beldelerde ancak meslek liseleriyle fabrikalar arasında, şirketler arasında bir organik bağ kurulabiliyor. Ve o meslek liselerinin öğrencileri hem teorik hem de pratik bilgi alabiliyor. Pratiklerini geliştirebiliyorlar. Acaba bu noktada meslek liseleriyle acaba sektörü buluşturabilecek miyiz? Bülent Bey, ben Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum diye söyledim. Bizim okulumuzda eğitim, öğretim ilke yöntemleri, eğitim psikolojisi, öğretim yöntemleriyle ilgili işte bu metotlar, pedagoji. Evet. Bu gibi dersler gördüm ve en sevdiğim yani böyle bu sosyoloji dersleri, psikoloji dersi benim sevdiğim alanlardan bir tanesi. Çünkü gerçekten insanları tanıma ihtiyacı veyahut da iletişim kurma hususuyla ilgili merakım her zaman olmuştur. Veyahut da insanın gelişmesiyle ilgili. Benim hayal dünyamda eğitimle ilgili, bu eğitim sürecindeki insanlarla ilgili şöyle bir dünya var. Kişi sevdiği işi yapacak. Evet, kesinlikle. Ne olursa olsun. Eğer ki bizim mesela eğitim sisteminde çocuk 30.000. olmuş, 20.000. olmuş. O bölüm hangi branşa girdi? Bilgisayar mühendisi. Kendi yeğenimden biliyorum çünkü. Kızım sen sevmiyorsun. Amca puanın buna de. Ya böyle saçma bir sistem olabilir mi Bülent Bey? Evet. Mecbur kaldığı için. Mecbur. Ya puanın buna yetti. Buna bak bunu ziyan da etmeyeyim puanı. Sen şunu seviyorsun. Yok onun puanı daha az. Ve mesela şimdi mesleki liselerle ilgili. Benim mesela yine projelerimden bir tanesi hemen aklıma geldi. Çünkü burada hepsini anlatamayacağım bildiğim tabii, için. Tabii, siz tabii. Söyledikçe aklıma evet. geliyor. Mesela Sakarya'da sağlık büyük sıkıntı. Mesela kendi annem 70 yaşında. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yeni doğan insanlar var. Ben mesela hastane kapılarında sürünmesine gidip işte randevu alıp bir ay sonra gün vermesi, beni ya bir buçuk ay sonraya. Geçen gün annem diyor ki ya oğlum diyor midem ağrıyor. Anne tamam ya ben diyor şey yaptım diyor hallettim. Ne yaptın anne? Bir buçuk ay sonraya gün var. Ya böyle rezalet olur. Anne neyse parası falan. Anlatabiliyor muyum? Yani annedir bu.
Şöyle bir proje yani var. Yani yerinde sağlık hizmetlerinden bahsediyoruz. Evet, evet. Mesela belediye polikliniği denilen olay var. Ben şöyle bir projem var. Sakarya Üniversitemiz var. Burada tıp fakültemiz var. Mesela buradaki 5. 6. sınıf öğrencilerine isterseniz adını burs deyin. Evet. Ben yine bu belediyenin ödeneklerini her bir öğrencime 2000 lira maaş vereceğim. Evet. 5. Ama şu şartta. Sen 40 tane aileden mesulsun evladım. Evet. Gideceksin yanına hemşireni alacaksın. 40 ailenin evinin kapısını çalacaksın. Yaşlımın çocuğun kimse bilgisayar dökümünü alacak. Şekerini, tansiyonunu, kalorisini her şeyine bakacaksın. Dökümanını yapacaksın. Eğer ki hastalığı varsa ki bu tetkikler sonucu uzmanına sen kanalize edeceksin. Sen evet. sevk edeceksin. Ne benim yaşlım, hastam, çoluğum, çocuğum heder olmayacak yollarda, kapılarda, orada, burada evet. endişeleri de yaşamayacak. Ve devamında mesela bu kontrolü ben belediye olarak yaptıktan sonra bir sonraki sene bu öğrenci sınıfı atladığı zaman bir alt sınıftaki öğrenciye bilgisayar dokümanlarını verecek. Bak şu falanca ailede. Kontrolü tehkikini devam ettireceğiz. Devam ettireceğiz. Yani evet. bu adam ben hastalandım demesine bile fırsat vermeyeceğiz. Evet. Bir anda böyle bir projem var. Bunun benzeri çalışmaları mesleki okullarda ki dediğim gibi eğitimde önceliğinde kişinin sevdiği işini yapması bunu evet. yani gelecek kaygısı olmadan. Ben şu mesleği seçeyim bak bu meslekte iyi para var. Geçimliğimi idame ettirebilmek adına bunu tercih etmeliyim. Algısını ortadan kaldırıp severek yapabileceği bir ortamı belediyecilik anlamında söylüyorum. Tesis etmektir benim muradım. Çok güzel. Evet sanatsal çalışmalar açısından eğer bir ülkenin sanatsal çalışmaları yoksa o damarlarından biri kesilmiştir ifadesini hatırlarız. Evet. Gerçekten de hayatla bağ sanat dolu insanların. O noktada sanatsal faaliyetlerimiz ne olacak Sakarya'da? Sanatla ilgili bizim şöyle yine kişi en iyi örneği kendi çevresinden kendinden verir tabii ki. Mesela benim bir çocuğum resim yapmayı çok seviyor. Evet. Küçüğünün de alakası yok mesela. Yani doğru yere kanalize edebilmek adına veya mesela geçmişten bir tane daha örnek vereyim. Muhakkak bizi izliyordu. Çetin abim vardı Çetin Aydoğan diye. O abi müthiş bir sesi var. Evet. Ama fabrikada işçilik yapıyordu adam. Evet. Ses müthiş. Ya şimdi sanatsal faaliyetlerde eğer insanın az önce bahsettiğim konuyla özdeşik devam edeceğim Bülent Bey. Çünkü eğer siz sorumluluk aldığınız noktada ailemi ben geçindiremem. Böyle bir risk var. İşte bu faaliyetlere vakit ayıramıyorum. Zalim kapitalizm evet. dediğiniz zaman aslında insanın ruhunu da okşamamış oluyorsunuz. Sanat ruha hitap eder. Evet. Etmeli de zaten. Kesinlikle. İnsan yaşantısını belirlerken, dizayn ederken eğer sanat yoksa bir musiki dinletisinden haz duyamıyorsa zaten taşlaşmış demektir. İnsan veyahut ruhunu da doyurmak zorunda kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çünkü insan bir robot değildir ki. Evet. Biz ağlarız, biz güleriz, bir tepkimiz olur, refleksimiz olur. Şu anda benim burada belirli bir heyecanı yaşamam. Bu insanlık düsturunun verdiği bir olay. Evet. Biz bir manzaraya baktığımız zaman nasıl o? Bu işte sanatın kendisidir. Evet. Eğer ki toplumda sanatlar hak ettiği liyakatı, hak ettiği değeri görmüyorsa o toplum batmaya mahkumdur. Trafikte birbirine hakaret etmeler başlar, çok evet. çabuk kavgalar başlar, birbirini insan formatından çıkartan haller oluşur. Zuhur eder. Evet. Ve bunu engelleyebilmenin yolu da ekonomik yapacağımız aksiyonlardan sonra ki evet. önceliğim benim ekonomik olacaktır. Sanatsal faaliyetleri zirveye çıkartmak. Olacak. Ne kadar güzel. Peki vatandaşımız, esnafımız Sakarya'da ne bekliyor? Şimdi tabii halkın içine giriyoruz. Ya esnafımıza bir dokun bina işti. Çünkü kiralarını ödeyemez noktasına geldiler. Biliyorsunuz ki ekonomi iki ayaklıdır. Evet. Üretim, tüketim. Üretim ve tüketimin arasında esnaflarımız bulunmaktadır ki evet. esnaflarımız bu dişlinin, bu sıralamanın ortasında bulunuyor. Eğer üretim olacak, esnafımız bu muamele olacak, tüketme kabiliyeti olan insanlarımıza tevdi edecek, sunacak, evet. arz edecek. Ama şu anda halkımızdaki alım gücünün düşmesi, borç yükünün artması... Evet. Esnafımızın işte vergilendirme adı altındaki maliyetlerin yükselmesi, dolayısıyla bunun silsile halinde toparlanması vesilesiyle büyük bir darboğaza girdi. Şu anda esnaf diyelim icra evet. dairelerine, Sakarya'da en iyi iş yapan yer icra daireleri oldu. Evet, evet. Çünkü borçlarını ödeyemez bir esnafımız oldu. Bunlarla ilgili tabii milli ekonomi adına değinmeden ifade edemiyoruz bir takım şeyleri. Esnafımızı rahatlatacak projelerimizin dahiline aldığımız zaman, özele aldığımız zaman
bu AVM'lerin karşısında evet. Yani bir anlamda çok açıkta etmek istemiyorum. Belde AVM'ler şeklinde esnafımızı ortak edeceğimiz ve onların çalışacağı alışveriş merkezi kurmayı düşünüyorum işin evet. aslında Bülent Bey. Yani esnafımız ulaşımı rahat bulunduğu zaman çoluğuyla çocuğuyla alışveriş yapabileceği, dinlence yerlerinin olabileceği, bulunduğunuzda mutlu olabileceği yerler kurup bunu falanca filanca değil esnafımıza ikram etmek istiyorum. Böyle bir hizmet, böyle bir çalışmam da mevcut. Ne kadar güzel. Evet, şimdi Sakarya'nın da turizm potansiyeli ciddi anlamda var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Atıl kalmış birçok noktası var. Doğal gezi açısından aslında İstanbul'un hafta sonları vatandaşlarımızın uğrak yerlerinden bir tanesi de Sakarya. Evet. Orada nefes almaya çalışıyorlar. Sapanca Gölü olsun. Bir dönem ben de gitmiştim Sapanca Gölü'ne. Çok keyifli bir yer. Evet. Ama Sapanca Gölü'nün de anladığım kadarıyla bazı sıkıntıları var. Su oranı çekilmeye başladı. Evet. Bu konuda da anladığım kadarıyla bazı çalışmalarınız olacak. Evet. Turizm için ilk önce buradan devam edelim. Neler yapabiliriz? Ya ben turizm derken ben mesela illa bir yabancı getirmek anlamında bir derdim yok. İlk önce şöyle turizm kalitesini Sakarya'ya getirip milletimizin hizmetine öyle bir noktaya getireceğim. Mesela geçen şöyle örneklendirmeli yapayım. Kartepe denilen bölgeye çıktı. Bizim Sakarya'nın hemen komşumuz olan bir bölge var. Kayak pisti falan olan yer. Oradan iniyoruz Mustafa kardeşimle. Mustafa dedi ki ya abi dedi bu Sapanca'nın kenarındaki yollar dedi çok kötü dedi. Ya bak dedi yarın bugün Büyükşehir Belediye bak bu ya oğlum dedim Mustafa. Böyle bir Sapanca gibi dünyada 7 gölden bir tanesi Bülent Bey. Evet. Farklı bir özelliği var Sapanca'nın. Yani ya aslında koruma altına alınması gereken bizim içtiğimiz suyun kaynağının olduğu bir göl kendi evet. kendini temizleyebilen. Değil mi? Yolun ne işi var Sapanca'nın kenarında? Evet. Egzoz dumanının ne işi var burada? Turizm dedik. Mesela buradan yol geçmesi bile bir defa başlı başına cinayet desem abartmış olmam. Ben mesela genel başkanımı ziyarete gitmiştim Trabzon'a. Uzungöl falan eşimle beraber falan. Dedim, bir Uzungöl'e gidelim. Gittim kusura bakmayın da Uzungöl'ü beğenmedim. Niye? Çünkü ben Sapanca'yı görmüş birisiyim. Ben Poyrazları görmüş birisiyim. Yani Sakarya'daki doğal güzellikleri görmüş. Tabii bunu İstanbul için çok güzel olabilir Uzungöl atıyorum. Evet. Veya Abant çok güzel olabilir. Hayır ya Sakarya'daki yani ama değerini buluyor mu? Hayır. Evet. Ya bir defa değerini bulsa buraya değer veren biri olsa dört bir tarafına yol geçirmez. Evet doğru. Kesinlikle. Yani Sapanca sadece göl olarak söylersek eksik kalır. Az önce programın başında da söyledim. Yaylalarımız var. Sakarya Nehri'miz var. Oraya bir terbiye çalışması yaptıktan sonra, peyzajını yaptıktan sonra aslında ben bir tane daha projem vardı. Onu söyleyeyim. Bir sürü mesela bizim nehir taşımacılığı projem var. Aslında evet. bu da çok önemli bir evet. proje ama mesela bununla ilgili şehrin yapılanmasıyla ilgili gerçekten halkın merak edeceği mesela geçen sene Eskişehir'e gittim. Anlatıyorlar işte Eskişehir'de Postluk Çayı'nda Büyükerşen Beyefendi çok, gerçekten güzel işler yapmış ama evet. İller Bankası'ndan gelen kaynak da yapmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz de, bizim kaynak anlayışımız Büyükerşen Beyefendi'ninki gibi de değil. Evet. Biz her şeyi yapabiliriz. Yani İller Bankası'ndan gelecek ödenek kısıtlı kalır. Dolayısıyla şimdi mesela şu örneğe müsaade ederseniz zamanımız daraldı zannedersem. Tamam, sıkıntı yok, devam edelim. Devam edebiliyor musunuz? Devam edelim şimdi. Şimdi mesela turizmden değinince Sakarya Nehri konusuna, çünkü nehir taşımacılığı konusuna girmem lazım. Bunu çünkü millete anlatabilme fırsatım pek olamıyor. Tamam, girelim. Şimdi mesela şöyle bir turizm, taşımacılık, yani şehir içi trafik, ulaşımda sıkıntılar, bu benzer konular bizim Sakarya vatandaşı ile ilgili aslında ulaşımla ilgili de yani komplike bir konu olduğu için toparlamak gerekirse bunların topyekin çözümünü aslında ben bir anlamda şu nehir taşımacılığı projesiyle çözeceğim Bülent Bey. Nasıl? Halkımız lütfen, ben bunu mukayese yöntemiyle ifade etmek istiyorum. Tabii. Avrupa'da bu olay nasıl? Nehir taşımacılığı. Avrupa'da mesela ton bazında enerji tüketimi karayolu taşımacılığının %17. Demiryolu taşımacılığının ise %50'sini oluşturmaktır. Bu ne demek? Siz nehir taşımacılığını yaptığınız takdirde karayolu taşımacılığına nazaran 6'da 1 oranında maliyeti düşürüyorsunuz. Evet. 6'da 1 oranında. Bu büyük oran. Büyük bir oran.
Ve demiryolu taşımacılığı normalde toplu taşımacılıktır, işte enerji maliyeti düşüktür denilip bunun yarısı maliyetinde. Peki Sakarya'da nehir taşımacılığı neden olmaz? Yani halkımız bunu bir düşünsün. Ya bu Avrupalılar yine çok saf ki, Bülent Bey, yüzde karayolu taşımacılığındaki oranı %34. Evet, yani bu Avrupa üyesi 28 üye ülkeden 21'inde nehir taşımacılığı yapılıyor. 13 ise birbirine bağlantılar yapmışlar kendileri tabii bu çalışmayla ilgili. Bunu tabii en çoğunu 8500 kilometre ile Fransa icra ediyor. İkinci Almanya, üçüncü Hollanda bu şekilde nehir taşımacılığını devreye sokuyor. Adamlar bir de bu işi suni yöntemle yapıyor. Yani ekstra çalışmalar yapıyor. Bizim Sakarya Nehri'nin 824 kilometre uzunluğu var. 53.800 kilometre karelik bir havzası verimli toprakları var. Doğal bir alana zaten sahibiz. Zaten sahibiz. Ekstra peki, bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani Allah bunu yaratmış, biz bakıyoruz buna. Yani akıyor. Evet. Ben mesela şu konuyla ilgili, bu en son tabii ben bu konuyu çok kafa patlattığım için zamanı dedim ya, evet. Sakarya Nehri nasıl değerlendirdi? 1976 yılında gündem edilmiş Türkiye'mizde. Denilmiş ki arkadaş bu yapacağız ama yeterli tonaj yok. Taşımacılıkta kullanabileceğimiz işte sanayi yok. Yani oraya götür falan. Ama şu anda 2019 yılındayız. Evet. Bizim mesela komşu ilimiz Kocaeli gerçekten sanayi şehri. Evet. Sakarya'mız o kadar olmasa bile Bilecik, Bolu, Düzce. Yani şayet biz Sakarya Nehri projesini devreye sokarsak gerçekten hem ulaşım yönünde hem de maliyetleri kısma açısından hem trafiği rahatlatma açısından büyük bir iş başarmış olacağız ki bu meşhur ağızlarını yayarak Kanal İstanbul diye söyledikleri projeden daha etkili, daha faydalı bir sonuç doğuracağı şüphesiz. Çünkü nehir taşımacılığından mesela Avrupa ekonomisinin bir yıl içerisindeki toplam katkısı 4.5 milyar dolar düzeyinde kaydedilmiş. Evet. Peki Sakarya'mıza bunu tebliğ etsek ne olur? Büyük bir rahatlama olmaz mı? Kesinlikle. Ve çevre kirlilik, trafik sıkışıklığı, güvenlik sıkıntıları, emisyon ve kapasite sorunlarını bertaraf etme yönünde büyük katkısının olacağını düşünüyorum. Türkiye'de mesela bu tabii bununla ilgili fizibilite çalışması yapan kurumlarımız olmuş. Mesela Sakarya Üniversitemiz bunu konuyu araştırmış. Acaba Sakarya Nehri uygun mudur diye. Evet. Sağ olsunlar. Ben de o verileri aldım. Birebir uygun. Evet. Aslında belediye üniversitelerde de ciddi anlamda çalışma yapacak. Yani bahsettiğiniz bütün bu çalışmalarla tabii ki, ilgili. Tabii ki. Evet. Ya biz şöyle Bülent Bey, bizim özelliğimiz şu. Ben aslında onu da değinemedim. Evet. 1 Ocak'ta ben bir hareket yaptım, başlattım. Seçim çalışmasının yasağı kalktığı gün. Hatta şu anda etrafımda o kadar güzel insanlar topluluğu oldu ki ben buradan tek tek isimlerini saysam unutacağım olur, ayıp ederim diye söylemiyorum. Evet. Şöyle dediler ki ya başkanım, seçim çalışması yasağı kalkıyor. Gel bir basın açıklaması yapalım, biz de gelelim. Esnaf selamlaması yapalım. Ya arkadaşlar şimdi mesela tabii ben de çekiniyorum. Siyaset gövde gösterisidir, evet. Bülent Bey. Doğru, kesinlikle. Ben tabii birazcık da 15 yıldır biz tokat yedik, yumruk yedik, dayak yedik, sıfırlı çarpılık mizansen yani, yapıyorum evet, tabii. Evet, evet. Yani güvenemiyorum da ama 1 Ocak günü arkadaşlarımdan Allah razı olsun 70 yaşından 10 yaşına kadar çocukların oldu. Ve duygulandım, mutlu olduğum bir olay yaşadık. Bizim meşhur Çark Caddemiz var, oradan aşağıya doğru yürüdük. Evet, ne kadar selamladık, kalabalık bir örüntü oluştu. Sonradan katılanlar oldu aramıza. Basın açıklaması yaptık. Ve bu basın açıklamasında şöyle bir netice elde ettik. Yani Bağımsız Türkiye Partisi'nin içerisine katılım yüksek oranda şu anda, evet. Bülent Bey. X parti, Y parti, Z parti diye saymıyorum tek tek. Şu anda beni izleyen o değerli arkadaşlarım hepsi biliyor ki o partiden 20-30 tane. Bu partiden 20-30 tane, şu partiden 20-30 tane, o partiden yani tam bir şemsiye olduk. Bu hemşerimizi ayırt etmeksizin evet. Kucakladık. Bir arada bir bilek, bir yürek olabileceğimizi tüm Sakarya'ya gösterdik. Hangi çatı altında? Bağımsız Türkiye Partisi. Bunu AK Partisi yapamaz. Evet. Ne kadar? Bunu CHP yapamaz. Bunu kimse yapamaz. Bir tek Profesör Doktor Haydarbaş'ın kadrosu bizler yapabiliriz. Şimdi bunu niye söyledim? Çünkü biz mesela şurada ben hiçbir zaman için bu adam şu partili, bu adam şu zihniyette hiçbir zaman için ayırmadım. Hocamızdan, genel başkanımızdan biz zaten böyle gördük. Evet.
Biz tüm insan, renk, din, dil, ırk, böyle bir ayrıma asla gitmedik, ötelemedik. Hizmetlerimizde, çalışmalarımızda bizim önceliğimiz, esasımız bu işin hakkıyla yapabilecek liyakat sahibi insanlara bu görevi vermektir. Sakarya Üniversitesi ile çalışacağım. Pek tabii ki çalışacağım. Evet. Ben mesela Sakarya Üniversitesi'nden müsaade edersen bir Erkal Etçioğlu, eski bizim belediye en genç belediye başkanı olanlardan bir tanesi. Onun kitabını okudum. Şehrin, evet. Şehrimin ışıkları sönmüyor. Buradan da selam olsun ona. Evet. Haberi yok belki ondan bahsedeceğimden de. Ya gerçekten bu gibi değerlerden geçmişlerimize rahmet olsun. Şehrimize kim katma değer oluşturduysa bu belediye başkanı, meclis kim olursa olsun Allah razı olsun. Son cümlemizi alalım yavaş yavaş toparlamamız bitti. Gerekiyor. O zaman inşallah bir kere daha davet kesinlikle, edersiniz de. Kesinlikle. Zaten projeleriniz gerçekten çok fazla ve Sakarya'ya ciddi anlamda fayda sağlayabilecek ayrıntılar ve özellikle anlattığınız o kaynak çeşitliliği ve istihdam yaratma çalışmalarını Sakarya'yı ve Sakaryalı hemşerilerimizi ciddi anlamda abat ve mutlu edebilecek noktada. Eğer bir şehrin insanları mutluysa da gerçekten de bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor ve insanların o yüzündeki mutluluk belki de şehri en iyi anlatan simge oluyor. Çok teşekkürler Sayın Fuat Özbay. Daha sonra tekrardan sizlerle tekrardan program İnşallah. Yapmayı düşünüyoruz. Projeleriniz daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye çalışacağız sizden. Umarım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Sayın Fuat Özbay ile birlikteydik. Projelerini konuştuk. Bu seçim hattında kendisine başarılar diliyoruz. Bir başka programda da tekrardan davet edeceğiz Sayın Fuat Özbay'ı. Görüşmek üzere.